Merhaba arkadaşlar, Nefis ve Pratik Yemekler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli olan turşu kavurması tarifimiz var. Sonbaharda hazırladığımız, gördüğünüz gibi pancar saplarından yaptığımız turşuyu artık turşumuz bittiği zaman sonunda kalan bidondaki kavanozdaki turşularımızla ne yapıyoruz? Güzel bir yemek yapıyoruz. Tabii ki öncelikle tuzundan arındırmak için şöyle ılık suyun içerisinde yaklaşık bir yarım saat bekletip sonra da birkaç defa yıkamamız gerekiyor. Turşumuz orada suyun içerisinde beklerken hemen ben diğer malzemeleri doğramaya başlayayım. 3 tane orta büyüklükte bir patatesimiz var. Onları minik karelere böldük. Videoda gördüğünüz gibi. Sonra 2 tane iri kuru soğanımız vardı. Bol soğan çok güzel yakışıyor bu tarife. Onları da güzel yemeklik doğruyoruz ve bir kenara alalım. Gerçekten turşu kavurmasının içerisindeki o eşkilik, o sarımsak gerçekten harika bir lezzet. Eğer böyle evinizde pezik turşunuz varsa size de yapmanızı tavsiye ederim. Hem zayi etmemiş olursunuz, israf etmemiş olursunuz hem de güzel bir lezzetle tanışmış olursunuz. Biliyorsunuz bazı yörelerin turşu kavurması çok meşhurdur. Sivas ve Tokat yöresinin de gördüğünüz gibi turşu kavurması gayet meşhur ve lezzetli olur. Turşumuzu ne yaptık? Suda beklettikten sonra bol suyun altında yıkadık ve aynı ıspanak doğrarmış gibi küçük minik karelere doğruyoruz. Yemeklik doğrayalım ve onları da bir kenara hazır edelim. Hani ekmeği banarak yenmesi gerçekten çok, o hafif acılık, sarımsak, eşkimtıraklık gerçekten çok güzel bir lezzet. Evet değerli takipçilerimiz, gördüğünüz gibi içerisindeki biberleri de aynen öyle yemeklik doğruyoruz. Onları da atmıyoruz, israf etmiyoruz. Onlar da ayrı bir tat ve lezzet katıyor yemeğimize. Gördüğünüz gibi bütün turşumuzu doğradık ve hazırladık. Hemen ne yapıyoruz? Ocağımızın başına geçelim. Yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağ veya zeytinyağı. Ben sıvı yağ kullandım. Tenceremin içerisine alıyorum. Ve öncelikle doğradığımız yemeklik soğanlarımızı tenceremizin içerisinde sararıncaya kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi artık soğanlarımız istediğimiz kıvama geldi. Dışarıda da çok güzel yağmur ve gök gürültüsü var. Hemen üzerine bir tepeleme yemek kaşığı domates salçamızı da ilave ettikten sonra salçamızın kokusu ve rengi tamamen çıkana kadar ne yapıyoruz? Soğanımızla beraber kavuralım. Kavurduktan sonra üzerine tabi damak tadınıza kalmış. Ben pul biber ve karabiber ilave ettim. Onu da şöyle bir iki tur çevirdikten sonra hemen üzerine doğradığımız pezik turşularımızı, pancar turşumuzun sap kısımlarını ne yaptık? Hemen içerisine attık. Şöyle bir homojen hal alana kadar kaşığımızla döndürelim. Sonra üzerine 3 tane patatesimiz vardı. Onları ilave ettik. Patates de ayrıca bir farklılık katıyor bu turşu kavurmasına. Onları da içerisine koyduktan sonra şöyle bir karıştıralım ve üzerine suyunu ilave edelim. Sıcak su, soğuk su hiç fark etmez. Tabii turşu uzun zaman beklediği için ve sarımsak ve sirkeyle tuzla beklediği için tabii ki biraz sert oluyor. O yüzden pişmesi uzun sürebilir. Biz o yüzden suyumuzu biraz fazla koyduk ki pancarımız güzelce pişsin diye. Ve gördüğünüz gibi suyu azaldı. Kısık ateşte pişirdiğimiz pancarımız tam kıvamına geldi ve hemen servis tabağına da alıyorum. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten ağız sulandıran çok güzel bir lezzet. Size de tavsiye ederim. Eğer evinizde böyle bir turşunuz varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Evet değerli takipçilerim, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Benim videolarımdan haber almak isterseniz bildirim zilini açmanız, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve beğeni butonuna basmanızı sizden rica ediyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyiniz. Başka içeriklerde buluşmak üzere hepiniz Allah'a emanet olun diyorum ve hoşça kalın.